Günaydın herkese. 1.30. Evet, pazar sabahı kahvaltısı olarak krep yaptım. Şöyle bir de iki gün önceden kalan bitmeyen börekler var. Onları da koyduk. Onu nereye oturuyorsun? Masaya. Vallahi de. Günaydın. Hadi afiyet olsun. Merhabalar. Kahvaltımızı ettik. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Çok sorulan bir soru var. Nasıl bronzlaştın bu şekilde diye. Bir de galiba kamerada galiba biraz daha açık mı görünüyorum bilmiyorum ama biraz da tabii ilk geldiğim zamana göre birazcık açıldım tabii ki. Banyo yapa yapa falan açılınıyor ama bunun üstüne mesela bir kere daha ben bronzlaşırsam nereden baksanız aralığa kadar falan böyle gidiyorum ben ten rengi olarak. Şimdi nasıl bronzlaştım ve neyle bronzlaştım? Çok soran oluyor. Dışarıda bile çevirip soran oldu. Şöyle ki benim kendim zaten esmerim biliyorsunuz. Yani şey olarak ne derler? Ten olarak esmer tenliyim ve yandığım zaman ben kızarmam. Direkt bronzlaşmaya geçerim. Bu sefer bir yağ kullandım. Zaten alırken de göstermiştim. Şu Gratis'ten almış olduğum Alman markası BB Beauty'nin. Bu 6 mı 9 mu? 6 faktörlü bir yağ. Bunu kullandım. Yağ kullanmamın, benim yağ kullanmamın amacı, ben Asya'da öyle, şimdi öyle. Çok fazla hani yanınca acımıyor tenimiz hani. Çünkü dediğim gibi kızarmıyor ama yağ kullanmamın amacı kuru kuru olmaması ve bu sefer galiba bu yağla birlikte daha anne, nasıl diyeyim? Hangi resimlerini kullanabilirsin? Hangi, ay beni de şaşırttın. Bu seferki bronzluk galiba daha güzel bir renk oldu. O yüzden bir de bu kadar çok soran oldu diye düşünüyorum. Bronzlaşmak isteyenler için bu yağı bu durumda tavsiye edebilirim. Ama yine dediğim gibi 6 faktörlü bir koruma. Beyaz tenler için hiçbir koruma demek bu. Yani çok düşük bir koruma. O yüzden beyaz tenlilerde ne kadar etkili olur? İlk etapta zaten kesinlikle 50 faktörle korunarak başlanması lazım. Örneğin bir hafta tatil yapacaksınız. İlk 2-3 gün 50 faktör, sonra 30 faktör, öyle öyle yani azalması lazım. Ama dediğim gibi bizim öyle bir sorunumuz olmadığı için, yani acıma gibi bir sorunumuz olmadığı için bunu kullandım. Hani hem bir koruma olsun hem de bronzlaşmak, güzel bronzlaşmak amacıyla. O yüzden de bunu önermiş oluyorum. Makine çalışıyor her zamanki gibi. Beyazları attım. Beyazları ben normalde beyazları ben normalde 90 derecede yıkıyordum. Ama 90 derecede penye olmayan bazı beyazlar oluyor. İç çamaşırı gibi bir şeyler oluyor. Onlar şey olabiliyor. Beyaz işte atıyorum gömlek oluyor. Benim şifon tarzı gömleklerim falan. 90 derecede onları yıkayamayacağım için ayırmadım da açıkçası. Çünkü beyaz zor birikiyor. Bu tarz beyaz yani zor birikiyor. Neyse, o yüzden iki kere de 60 derecede ön yıkama olarak bir 60 derecede yıkıyorum. Sonra ikinci kere yine 60 derecede yıkıyorum. Birinci de yumuşatıcı koymuyorum. İkinci de yumuşatıcı koyuyorum. Ortalama 2 saatte yıkamış oluyorum. Bilmiyorum yani, bu da sıcak. O yüzden 90 derece aslında çok önermiyorlar. O eskidenmiş herhalde böyle. Ben de normalde hep 90'da yıkardım. O demek ki şeymiş. Çamaşırlara zarar veriyormuş. Öyle duydum. O yüzden de artık böyle yapıyorum ben. Siz nasıl yapıyorsunuz? 90 derece bazı şeyleri galiba eskitiyor ve yıpratıyor. Penyeleri zaten yıpratıyor da bir de şöyle alayım. Bir de penye olmayan şeyleri falan çok kötü yapıyor yani. O yüzden ben artık yıkamıyorum. Ah, çok sıcak, çok sıcak. Bizim
şeyi kapışıyoruz, vantilatörü. Ben mutfağa koymak istiyorum. Eşim içeriye koymak istiyor. Asya kendi odasına koymak istiyor. Ama yani yok, bir şey yapıyorum, bazen burayı alıyorum falan, hani böyle sıcak suyla falan işim varsa illaki burayı alıyorum çünkü fenalık geliyor gerçekten. Bak, durduğun yerde ter akıyor, gerçekten çok sıcak yani. Cam açık burada, her yer açık ama esmiyor. Hadi öptüm sizi, görüşürüz sonra. Evet, biz ne yaptık? Biz yine çıktık. Evet, biz yine evden çıktık. Bugün günlerden pazar. Annemin oraya gidiyoruz. Bir pazara falan gideriz büyük ihtimalle. Hava gerçekten çok çok 30 sıcak. 30 derece yani. 30'dan daha fazla bence hissettiğimiz. 35 derece. 32 mi? 45. Evet, hissedilen 45. Öyle yani, çıktık gidiyoruz. Saat kaç olur? Saat 12.30. Tam sıcağında tepede olduğu zaman. Evet Onur Bey, tatil bitti. Yarın iş başı. Çok mutlusun bakıyorum. Ama oh. Ama iki hafta tatil, öyle herkes iş yeri vermiyor kolay kolay şimdi. Hani böyle iki haftayı birleştirip her iş yeri vermiyor. 15 gün izledim, ben dolu dolu yaşadım arkadaşlar. Evet, dolu dolu yaşadım. Nasıl yaşadım? 6 gün Avşehir'e gittim. Oradan dönüşte Tekirdağ'a geldim. Seda Hanım'la kaymağım Kumbağa'daydı. 2 gün orada kaldım. Yani 8 gün dolu dolu deniz. Tatil yap. Ya gerçek şey, tatil yaptın. Denizli, kumlu, güneşli tatil evet. Yaptın. Ondan sonrası da işte burada. İstanbul'da da bir kere gittim. Dün gittim. Evet. Dün Boğaz'daydım hep söylüyorsun. Ama arkadaşlar, gerçekten Boğaz gibi hiçbir yerde keyif almıyorum. Boğaz'a gidelim. Çünkü oraya anneciğim kızlar gidemiyor, erkekler gidiyor. Çünkü o küçüklüğünden beri babasıyla... Çekme. Ne oldu Onur öyle ya? Ha, bu şeyden geliyor ışık. Çünkü o küçüklüğünden beri babasıyla hep orada atlayarak öğrenmiş yüzmeyi ve orada hani ne kadar denize de gitsin, Bodrum'a da gitsin, neresi olursa olsun oradan atlayarak yüzmeyi seviyor. Yani daha doğrusu aslında atlamayı seviyor. Yüzmüyor bile yani. Atlıyor çıkıyorlar. Yani biz olimpiyatlar için bulunmuş kafkanlık ama bizi yormadı. Evet. Yüzme federasyonu bizi yormadı. İyi atla diyoruz. Küçüklüğünden beri şey yapıyorsun orada sonuçta. O yüzden yani oraya hiçbir yere değişmem. Yani 15 günün 10 günü falan rahat yüzmüşüm ben. Yeter, çalış artık. Tabii. Yeter artık. Allah nasip etse seneye bakacağız. Önümüzdeki seneye bakacağız. Önümüzdeki şeylere, maçlara evet. Bakacağız. Beşiktaş'ımızın mağlup olduğu zaman söylediğimiz gibi önümüzdeki maçlara bakacağız. Hava da bugün bayağı bir, yani o sıcağın şeyi bence bu Onur. Evet. Ama bir anda kapattı. Allah evet Allah. Ama baksana bir, Allah, dışarıda çamaşır var ve senin ayakkabıların var. İnşallah yağmur yağmaz. Vallahi yağmur yağacak. Bizim orası mı böyle değil acaba? Burası mı böyle? Bilmiyorum. Bir taraf ağır, bir taraf. Yani İstanbul. Değil ama yine de öyle İstanbul'da. Öyle yani. Biz yine ne yapıyoruz? Yollardayız. Haydi görüşürüz. Öptük sizi. Ay pamuğum. Asya defterin yanında mı? Bir şey göstereceğim size. Evet. Şimdi dünkü vlogda Asya babasının resmini yapmıştı. Daha doğrusu... Tamam, bunu göstermeyin. Yanımda değil dedi. Göstermiyor. Peki tamam. Göstermek istemiyor. Flash. Göstermiyor şimdi. Hakkı burada belli de Asya. Ama öbürünü gösterebilirim. Evet, öbürünü. Kulduğu göster. Eniştem Onur'un resmini yapmıştı. Kara kalem bir resimden bakarak yaptı. Asya da dedi ki ben de hani onunla yapmak istiyorum. Ben de denemek istiyorum dedi. Evet, birini yaptı Asya ama... Birincisi bu. Kimi yaptı? Bunu gösterdik anneciğim. Bundan bahsetmiyorum. Bu baban değil. Babanın resminden bahsediyorum. Anne diyor. Babanın resmini gösteriyor. Tamam, anne diyor, ben diyor. Ben diyor babama bunu nasıl göstereceğim diyor. Şimdi bu eniştemi yaptı. Benimkini göstermem. Göstermeyeceksin mi? Eniştemi böyle 5 dakikada oturup hani
Ama hemen birincisi de kurşun kalemle yaptı. Evet anneciğim tabii ki. Çizgi karakterine benzedi yani Şire'ye benzedi ama olsun. Benim kibar kızım benim. Beni babasının Şire'ye benzeten kızım benim. Bak şimdi bir dakika. Evet bu eniştemin yaptığı. Bu da dın 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 dın. Hase dedi ki anne ben bunu babama nasıl göstereceğim dedi. İşte böyle. Ama Onur bak şimdi önemli olan benzetmesi değil. Bir surat yapabilmesi ya. Evet. Bilmiyorum ya ben yapamam herhalde yani, yani buradan bak. Yapa yapa Hulk'a benzetti. Hakkı Bulut Hakkı Bulut diyorsun ya. Hakkı Bulut saçlar diyordu Hakkı Bulut'a benzedi. Yok yok güzel yani yo, tamam. Emine, tamam bundan çok benzememiz. Benzemiş gerçi de hani şey emine, olarak elin emeğine sağlık kaymam. Evet elin çok yatkın canım güzel benim. Kızım benim. Daha ne bir ilk defa yapıyor böyle bir şey düşünsene. Yani. Asya şey nerede onu da göstereyim kız. Ne? Bugün ne yaptın? Bugün Scooby-Doo ve burada Arkadaş. Mı? Bu tarafta mı? Açayım. Böbreğime girecektim. Bugün de bunu yaptı. Scooby-Doo ve arkadaşı olan o çocuk vardır. Bizim yaşımızdakiler bilir gerçi. Şimdi de var değil mi Asya bu çizgi film? Evet. Biz izlerdik bunu. Çocuğun kolu birazcık tuhaf olmuş ama. Hayır. Orada resimde, nasıl duruyor? Resimde nasıl biliyor musun? Bu kolları böyle şöyle bir şekil var kolu. Sen tabii gördüğünü yapmışsın canım haklısın şaka onların, yapıyorum. Onların şeyi. Çok güzel anneciğim. Evet. Hafta gerçekten yağmur yağmış varmış. Aa! Yani inşallah bizim orada yağmaz bugün. Anne su damlaları şeyden, doğru çıkıyor. Arabanın hızından o anneciğim. Şeyden de bakmıştım aslında. Hava durumundan da bakmıştım. Yağacak mı diye çamaşır hazırım ya. Ayağım çıkacaktı. Ne? Gördüm. Ha. Ama doğru bak. Aha. Toplanın yağmur yiyin. Vallahi. Mangalcılar yandı. Ay bugün pazar doğru her yerde. Burada? Bu da iki işte. Ha bayağı çok ya. Tamam. Evet bayağı çok. Annem dereotu ve maydanozları yıkıyor. Ay düştü. Kurutma makinesi şu yaşında yani kurutuyor. Şimdi ne yapacağım? Ayıklayacağım doğrayacağım. Çamaşır kurutma makinem yok ama sebze kurutmam var elimde. Evet. Sonra doğrayıp ya. O da buzluğa atacak. Kurudu mu iyice mi? Evet yeter. Bunları yıkadın mı yoksa suda mı duruyor dipleri? Ne daha yıkayacağım. Asya yine sanatsal çalışmalarda. Evet. Sen yapıştır. 5 şişe ağzından... Barbie bebeğe kulaklık yapıyor. Bir de düğme. Evet hadi. Bismillah. Öbür tarafa da sürmen gerekiyor. Keşke altına bir şey serseydin anneciğim. Hemen. Bir de onu aç birazcık şeyi. Hah. Öyle tut ki biraz. Evet. Öyle mi olacak? İç tarafına mı yapışacak? Böyle. Bence öyle değil. O kulaklığı böyle yan düşün, içe doğru yani. Bekle gör. Tamam işte, içe doğru yani nasıl anladın mı? Evet, biraz öyle ama tamam. Ama öyle nasıl duracak?
Öyle dur aslında yani. Oraya bence o daha kalın bir silikon. Ya aynı ya, aynı bizim silikon. Düğmeler başka bak. Bak bizim düğmeye sıkıyor. Mi? Bak yan yapıyor, gördün mü? Ucuna sıkıyor. Hayır, yan yapıyor. Evet bak gördün mü? Ucuna. Anne bak farkındaysan bir de sonra şeyi etrafına var. Etrafına yapıyor. Hayır bir de şeyi var. Bak burada çıkıntıları var. Yani o evet, o önemli değil. Bizim düğmemizin çıkıntısı yok. Çünkü o şey değil, görünmeyecek. Neyse hemen. Anladın bak, mı yani ne yaptığını? Hayır. Ama ne hayır, bak görüyorsun, madem yapıyorsun düzgün yap anne. Ya anladım bak, da. Böyle yapıp ne kadar güzel. Bunu böyle koyuyor. Böyle değil. Ne? Sen anne sen yapsana. Şeyde var ya rahatlatan videolar izliyor. Hırt 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 evet. Harika. Annem de maydanoz dereotu imalatına geçti. Meltem de bize kahve yaptı. Kendisi de herhalde gelecek şimdi. Masada ne yaptığımız belli değil karman çorman. Sen onun o saplarını doğruyor musun? Şu. Bunları niye atıyorsun anne? Anne oldu mu? Onlar sararmış. Anne oldu mu? Ne olur ama çürük değil bir şey değil ne olur. Sarardı mı zehir üretirmiş. Sararan şeyleri maydanozu anne, özellikle yeşilde. Asla yenmezmiş. Biraz oldudur. Biraz şöyle bak. Bunu böyle yaptın ya şimdi onun etrafına tekrardan Merkez silikon sıkarak. Ne yapıyorsun? Şey oluyor, şey yapacaksın. Nerede var işte onu soruyoruz. Onu da yap da sen o bir kurusun tam olarak hadi. Burasını kurumaması gerek işte sim yapıştıracağız. Hayır silikonla bir işim bitsin kaldır onu ortalıktan. Tekrar mı yapıştıracağız? Sim de ondan yapışacak herhalde. Evet, hayır işte, simi sim... döküyor sim yapışıyor ya. Nereye yapışıyor? Silikona şuraya. Silikon zaten böyle yapışkan bak, bir şey ya. Silikon olacak ki yani kurumadan dökeceksin ki öyle kuruduktan sonra yapışır mı hiç? Evet işte sonra annem öyle diyor işte. Tamam sen ikisini de bir yap da önce ikisi hazır olsun ama neden anlamak istemiyorsun anneciğim? Pazara gitmeyeceğiz mi? Hayır. Gideriz. Dalından alıp da kullansan daha az kullanıyorsun. Böyle sanki küçük küçük ya az gibi geliyor gözüne. Yani alınca buzluktan değil mi? Sim, ben simi aramaya gidiyorum. Bilmiyor musun nerede? Hayır. Orada değil kızım. Nerede? Kulaklık tamam. Şimdi süsleme yapacaklar. Bak kaldırdı yine anneannesini sim aramaya. Hemen şöyle üstüne simi şöyle dökmemiz gerek. Yere döktün Asya. O zaman ben de böyle tamam da oldu bak. Evet. Oldu oldu kız. Oldu be. Oldu. Şuraya da kenara şey koktu. Ama ne koktu? Şuraya da şuradan. Bak bak onu yere batırabilirsin. Her yerini yere batır zaten. Artık yerde. Öyle öyle batır. Ah. Ötekini de yap. Onu fişini çek artık Asya. Asya fişini çek o artık donsun. Eline yapışıyor değil mi? Hiç eline koymak istemiyorsun. Gerçi kuru evet yapışmaz da. Bir aile.
elimin, bütün elimin sim olması hiçbir şey değiştirmez. İlla ki yapacağım ben bunu. Evet, evet, evet. O vesimden hiç kurtulamayacağız. Bir süre o sim hep kalacak. Geçen gün Meltem'le halıları çıktık. Halıdan böyle güneşe doğru uçuyor. Bütün sim dökülüyor. Ne yaptınız ki simle? Halıları çıktı. Hey, o zamanlar kalmış demek ki. Ha. Öyle bu yapışkan bir şey ya. Toz gibi değil. Yapışıyor ve tabanlara giriyor iyice. Niye gelmiyorsun oğlum ya? Bitmiş niye demek ki. Tamam Asya'cığım ama yeterli. Bu mu yeter anneciğim? Evet yeterli. Nerede? Daha fazla olmuyor yani şekil itibariyle. Bence oldu. Hayırlı olsun. Al işte sana Barbie kulaklığı. Şimdi bakalım şimdi başka bir şey yapabiliyorsak yapalım mı yani? Yeter yeter hadi. Onu onun içine koy elinle. Asya. Onu onun içine koy elinle. Şunları. Bunu böyle tut. İttir elini. Maydanozların da saplarını annem kaynatacak. Hazır ayıklamışken detoks suyu olsun. Böyle de kaynamaz mı anne normal şartlarda? Değil mi? O suyu öyle de yapıyorlar. Aynen. Biz pazara gittik, geldik. Neler aldık? Klasik işte. Çok bir şey almadık hatta. Çünkü cuma pazarına da gitmiştik ya. Annem şöyle patlıcan aldı. Biraz semizotu aldı. Yoğurtlu yapmak için. Daha çok aslında anneannemlerin bazı ihtiyaçları vardı. Onlar için gitmiştik. Şimdi Asya gel. Asya'ya çok güzel istediği küpelerden hiç ummazsın pazarda bulduk. Bir tanesi bu. Çok güzel değil mi? Ben bile bunu tek takarım. Bir tanesi. Bir tanesi bu. Bir tanesi de ananaslı. Bunlar böyle yani her böyle bujitericilerde falan hep 10 liraydı. 3,5 liraya bulduk. Bir bundan aldık, bir de bundan aldık. Bir de ben tabii kendime almadan olur mu? Şöyle yine değişik bir şey buldum ve ben de aldım. 3,5 liraya şöyle bunu önden takıyorsun. Şu alttan geliyor. Hani kulak memesi burada kalıyor. Bu arkadan gelmiş gibi oluyor. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bunları aldık. Fazla şey sebze öyle bir şey almadık açıkçası. Ama çok sıcak. Feci sıcak yani. Haydi görüşürüz. Annem çeyizlerini açtı. Tabii ki annemin çeyizleri değil. Kardeşim için olan çeyizler. Şimdi yine şöyle oyalı başörtü aldı. Onları koyuyor. Ay çok güzel. Bir şuna aldı. Ya, şuna bakar mısın ya? Evet güzelmiş. Harika yapmışlar. Ellerine sağlık. O bir onları bunu aldı. Güzel. Şunu da koy anne üstüne. Bunları da çok güzel yapmışlar. Baksana şuna. Evet güzel. Çok güzel. Bu ben bunu çok beğendim. Deseni çok şık şeyin. Renk de çok güzel. Renk de güzel. Şeyin çok. Deseni de çok modern güzel yani. Eminönü'ne gittiğimizde bu çoraplardan aldı. Toptancılarda böyle 12'li satılıyor. Bu var. Bu var. Mor da güzelmiş. Ne bu var. Bu da çok güzel evet. Siyah da. Ne oldu ne düşündün? Yoruldum. Vallahi yoruldum. Anne sırf başörtü yeter artık daha alma. Ya ben de kullanıyorum. Hayır ne senin de var bir sürü kullandığın anne. Bak, yeter bunlar... kaç tane vereceksin ki yani kaç tane verebilirsin? Şuraya bak. Çok var çok var da yani. Çok fazla evet. Bak bu güzel. Benim sana demek istediğim çorap buydu. Bunu herkes giyer. Ona al istiyorsan. Yok yok ben giymiyorum ben böyle. Hayır anneciğim ziyan olmasın giyinmiyoruz biliyorsun. Evet giyinmiyorsa bırak. Ziyan olur boş ver. Giyindiğimiz bir şey olsa tamam. Lifler, başörtüler. Bir tane lif alabilir miyim? Hayır lifim yok. Elif'in annesinden kıyamet gibi lif almıştık.
Çok bitirmişim daha da bitmiş. Kendi yapıyor galiba. Hayır alıyordu canım. Kendi bir yerden alıyordu. Tabii. Alıp satıyor. Yapan birinden alıyordur ya da. Tabii. Tabii. Kokulu be. Aa. Bakayım. Yazıyor mu? Baksana içine. Vallahi çok güzel kokuyor. Aa, vallahi sakız gibi kokuyor ha. Bakayım. Yazıyor mu? Yazmıyor. Yeşil çok güzel ya. Onu ben koyuyorum. Evet, vallahi kokulu. Kokulu çorap nasıl ya? Yıkanınca çıkmıyor mu acaba? Ver Asya bana. Mükemmel vallahi. Bakalım şunların renklerini. Ya çok güzel bir yeşil ama bu da. Yani. Harika bir yeşil. Hani evde falan giyilir. Ya kışın giyilir gerçi. Harika bir gri. Gri. Gri mi bu? Simli gri tabii, koyu gri. Nasıl gri? Bunlar. Aynı. Siyah bunlar. Ha şu taraf. Bak onlar ya, farklı. Böyle geçir. Güzel. Yan yana koy bak. Çok değişik bu. Evet, çok evet, hoş. Güzel. Sarı simli. Bu beyaz simli. Evet, evet. Bu yeşil simli. Evet, aslında hepsi simleri aynı. Simleri farklı. Aynen. Aslında hepsi aynı renk aslında. Ne oldu? Sayayım mı? Boyları mı var? Onlar daha büyük değil mi? Siyahlar büyük. Evet evet, bana da öyle geldi. Ama bayan ayağına olur hepsi canım sonuçta. Evet. Bu da yeter yani, kaç tane. Tabii canım, kaç tane. 12'li zaten bunlar. Birazdan yakınlarına, anneanneye, babaanneye, ablalara, kardeşlere, anneye. Yani en yakınlarına birer bohça yapacağım. O benim hayalim. Ama hayalin. Hayalim, evet. Bu arada yemek ısıtıyorum. Aman. Orada çeyizlere daldık. Kaynadı yemekler. Kapatalım bunu. Dün annem fırında tavuk yapmıştı. Birazcık ondan kalmış bu şeyde. Ondan sonra şöyle birazcık pilav var. Isıttım. Yaydım dibine. Güzelce. Biraz pilavımız var. Ve olmazsa olmaz tabii ki karpuz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Merhabalar. Biz eve gidiyoruz. Eşim aldı beni. Asya orada kaldı. Çünkü biz yarın sabah işe gideceğiz birlikte. O da anneannesinde kaldı. Sabah erken kalkmayayım dedi boş boşuna. Çocuk haklı. Ondan sonra neyse işte gidiyoruz şimdi. Bilgisayarda benim biraz işim var. Onları yapacağım. Sabah da büyük ihtimalle Onur'la birlikte çıkarız. Hava çok sıcak bugün de. Ya ben şu anda arabadan çıkmak istemiyorum. Klima aç. Bugün de feci sıcaktı. Çok sıcaktı gerçekten. Haydi görüşürüz. Kemerini tak. Herkes diyor kemerini öktürüyorsun diyor. Tabii sen de ben de. Eve geldik. Bizim yastıkları yıkamak istiyordum. Şimdi bugün de Asya orada kalınca biz Asya'nın yastıklarını kullanırız dedim. Şöyle bir tanesine attım. Bir tanesi de burada. Tabii terleniyor ister istemez. Şöyle şununla yıkayacağım. Terleniyor ve ne kadar da şey yapsan hani yüzü de olsa şeyin, yastığın çok kötü koku oluyor bir süre sonra. Şöyle biraz fervol dökeyim. Biraz da yumuşatıcı koyacağım. Nasıl olsa sonradan şey yapıyoruz. Dışına yüz takıyoruz. Şöyle şeyde yıkıyorum. Hızlı program. Normalde 30 dakika. Ama ben 40 derece, normalde 20 derecede 800'de sıkıyor. Ben 40 derecede 1200'de yıkayacağım. İyicene sıksın. Zaten hemen kurur diye düşünüyorum. Şöyle yumuşatıcısını da koyayım. Yeterli bu kadar. Bu yıkanacak. Sonra da bu yıkanacak. Haydi bakalım. Sana kolay gelsin kardeş. Hadi. Güzelce yıka yastıklarımızı.